Süleyman Soylu ve ona yardımcı olarak da FETÖ'den ihraçtan son anda bir atama, kendisiyle ilgili bir atama gerçekleşmediği için kurtulduğunu ifade eden İsmail Çatak adlı bakan yardımcısı gelmişler ve bu ikili İçişleri Bakanlığı'nı Suç İşleri Bakanlığı olmaya sürüklemiştir ve bugün de bu eylemlerine fütursuzca devam etmektedirler. Süleyman Soylu'nun başında olduğu bakanlığın görevi Türkiye'ye yönelik kontrolsüz göçü durdurmaktır. Ancak Soylu basının önüne çıkıp yaptığı açıklamalarda bu görevini yerine getirmek için neler yapması gerektiğini anlatacağına, kaçakların ekonomiye yaptığı katkılardan bahsetmektedir. Süleyman Soylu sokaklarda, caddelerde, meydanlarda dolaşan Türk gençlerinin güvenliğini sağlayacağına, taciz edilmeden yürümesini sağlayacağına, tacizcileri televizyon programlarında savunmaktadır. Ve İçişleri Bakanı sarayın emriyle sığınmacı ve kaçaklara Türk milletinden gizleyerek yüz binleri aşan sayılarda vatandaşlık vermeye devam ediyor. Böylece Türk milletinin seçme ve seçilme hakkını kısıtlıyor. Değerli basın mensupları, yıllardan bu yana Türkiye'nin demografik yapısının bozulmasına, 100 milyar dolardan fazla para harcanarak ekonomimizin çökmesine neden olan bu kavimler göçünün stratejik göç mühendisliği olduğunu açıklıyorum. Ve bu stratejik göç mühendisliğinin ülkemizi nasıl bir felakete sürükleyeceğini kamuoyuyla yüzlerce saatlik televizyon programlarında paylaştım. Bu konuda araştırmalar yaptım, yaptırttım, finanse ettim, belgeseller ve videolar hazırlattım. Kitap yazdım bu konuda. İki tane. Bu kitapların içinde bu stratejik göç mühendisliğinin Türkiye'yi bir iç savaşa sürüklemek amaçlı gerçekleştirildiğini ifade ettim ve devletimiz için, milletimiz için bir varlık meselesi olduğunu anlattım ve 10 aydan bu yana da bütün Zafer Partisi kadroları bunu anlatmaya devam ediyoruz ve bundan sonra da anlatacağız. Ülkemizin gelmiş olduğu çok kritik noktayı Osmaniye'de en son kamptan kaçan Afganlara karşı Osmaniyeli vatandaşlarımızın gösterdiği sert tepki de ortaya koymaktadır. Aklı başında olan her devlet ve o devletin yöneticileri Osmaniye'deki olaylardan ders çıkartmalı ve bu göç politikasının ve vatandaşlık verme politikasının sürdürülemez olduğunu anlamalıdır. Türkiye'ye yönelik bu stratejik göç mühendisliğinin amacı Irak ve Suriye iç savaşlarından sonra Türkiye'de de iç savaş çıkarmak ve Büyük Kürdistan'ı kurmaktır. Emperyalizm 100 yıldan beri bunun için savaşıyor. Ancak Türk milletini ayrıştırmayı, düşmanlaştırmayı başaramadılar. Çünkü biz büyük bir devlet kültürüne sahibiz. Her türlü provokasyonu bu devlet kültürü ve milli birlik bilinciyle şu ana kadar aşmayı Allah'a şükürler olsun ki başardık. Ancak 2011'den bu yana durum değişmiştir. Ülkemize çoğu kendi ülkelerinde iç savaş deneyiminden geçmiş, travmalı 10 milyonu aşan insan sokulmuştur. Türkiye'de bu insanları sosyal taban olarak kendisine alan Selefi terör örgütü şebekeleri oluşmuştur. Suriyeli uyuşturucu mafyası her geçen gün ülkemizde birazcık daha güçlenmekte ve yaygınlık kazanmakta. IŞİD'in lideri 3 hafta önce İstanbul'da yakalandı. Hepimiz biliyoruz ki, Süleyman Soylu bile biliyor. Eğer IŞİD terör örgütünün lideri İstanbul'da yakalandıysa, IŞİD'in karargahı da İstanbul'dadır. Ülkemizin ne kadar keskin bir bıçağın sırtına AK Parti zihniyeti tarafından getirildiğini gösteriyor. Irak ve Suriye'yi iç savaşa sürükleyen güçler, ortam müsait olunca bunu ülkemizde de deneyecekler. Benimle ilgili suç duyurusunda bulunan Süleyman Soylu, değerli basın mensupları, ben FETÖ konusunda yıllarca Türkiye'yi uyarırken ülkesinde kuşatılan Ordu Türk Silahlı Kuvvetleri kitabını yazarken Ergenekon zanlısı olarak FETÖ tarafından hedef alınırken FETÖ'yle
işbirliği yapan bir siyasetçiydi. Kendi partisinden FETÖ'cü olduğu için kovulmuştu. AKP'ye de FETÖ tarafından monte edildi. Bu Süleyman Soylu AKP'nin PKK terör örgütüyle müzakere yaptığı dönemde de o müzakerelerin en önde gelen savunucularından bir tanesiydi. O tarihte ben Abdullah Gül dahil olmak üzere bütün devlet yönetimini terörle müzakerenin çok ağır bir bedel ödeterek Türkiye'ye biteceği konusunda sözlü ve yazılı olarak uyarırken Soylu Türk ilçelerinin PKK'nın eline teker teker geçmesine neden olan terörle müzakereyi alkışlıyordu ve açılım güzellemesi yapıyordu. Onun için ben Soylu'nun ve ekibinin burunlarının ucunu görmediğini biliyorum. Stratejik öngörü diye bir kavramı duymadığını biliyorum. Kendi ifadesiyle en hoşuna giden ses poliçe kesen makinanın sesiymiş. Böyle bir adama Türkiye'nin güvenliğini emanet ettik bu kadar kritik bir dönemde. Ve bu adamın bütün sosyal çevresi kriminallerden oluşuyor. Suçlularla fotoğraf üzerine fotoğraf veriyor. İçişleri değil, Suç İşleri Bakanı. Sizlerin aracılığıyla bugün tekrar Türk halkını uyarıyorum. Türk devleti ve Türk milletine FETÖ ve PKK'dan koruyamayan AK Parti zihniyeti bugün ülkemizin 10 milyondan fazla sığınmacı ve kaçakla dolarak bir felakete gitmesine yol açmaktadır. İçişleri Bakanı başta olmak üzere ülkeyi yöneten kadrolar gaflet, dalalet ve hatta hiyanet içindedir. Görevde tutulması ülke için milli güvenlik tehdidi haline gelmiştir. Ülkemize on binlerce Afgan ordusu mensubu geldi. Buradan soruyorum, nerede bu Afgan ordusu mensupları şimdi? Ne yapıyorlar? 122 bin tane Suriyeli'yi kaybettik diyorsunuz. Kurşun kalemden mi bahsediyorsunuz ya? 122 bin. Bir de kayıt altına almadıklarınız var, kaybettikleriniz dışında. Yani varlığından haberdar bile olmadıklarınız. Böyle bir ortamda Zafer Partisi Türkiye'nin bir iç çatışmaya, emperyalist bir projeyle amacı büyük Kürdistan olan bir iç savaşa sürüklenmemesi için bu göç politikası, bu vatandaşlık verme politikası, bu ekonomik harcamalar yanlıştır diye uyarısı konusunda da suç duyurusunda buluyorsunuz. Canınız cehenneme sizin. Hiçbir suç duyurunuz bizim Türkiye'nin barışı, istikrarı, huzuru için vermiş olduğumuz mücadeleyi engelleyemeyecek. Ve sonuna kadar bu 10 milyon sığınmacı ve kaçağın Anadolu Kalesi projesiyle vatanlarına dönmesinin mücadelesini yapacağız. Ha bu arada bu açıklamayı yapan İsmail Çatak'a da bir sözümüz var. İsmail Çatak, konuştuğumuz İçişleri Bakanlığı'yla işi olan bütün avukatlar senden büyük övgüyle bahsediyorlar arkadaş. Çok iyi iş takibi yapıyorsun. Aldığın her işi sonuçlandırıyorsun. Göç il müdürlüklerindeki torpil odalarına ne kadar işlem gönderdiğini yolla sen. Bak tekrar ediyorum. Göç İdaresi il müdürlüklerindeki torpil odalarına ne kadar işlem yolladın? Bugün benimle ilgili suç duyurusunda bulunacağını söyledin. Aktif terör kodu olanları İsmail Çatak havaalanından nasıl ve ne karşılığında geri aldırdın? Evet, bunu bütün Türk kamuoyu duysun. İsmail Çatak aktif terör kodu olan adamları havaalanından ne karşılığında geri aldırdın ve ülkeye soktun? Değerli basın mensupları, Soylu ve İçişleri Bakanlığı Zafer Partisi ile mücadele edeceğine, ki bu mücadeleyi her seferinde kaybedecekler. Çünkü biz Türk milletinin ve Türk devletinin yanındayız ve onlar emperyalizmin yanında ve emperyalist bir projeye hizmet ediyorlar. Konya'da üretilen bu otomatik tüfeğin kimler tarafından dağıtıldığını açıklasınlar. Yoksa biz açıklayacağız.